İyi günler. Gazete Davul'a hoş geldiniz. Ben Ali Avaday. Bugün yazarımız Mustafa Paçal'la birlikte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Anayasa Mahkemesi Başkanı'na yönelik dün akşam söylediği sözler üzerine konuşacağız. Mustafa abi öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. Ben hemen soruya başlamak istiyorum. Bu şehirler arası karayollarındaki gösteri yürüyüşlerinin düzenlenemeyeceği hükmünü Anayasa Mahkemesi iptal etmişti. Bunun hem anayasaya hem AİHM yasalarına aykırı olduğunu söylemişti. Süleyman Soylu da bunun üzerine madem özgür bir ülkeyiz, ana caddelerde sokaklarca özgürce yürüyüş hakkının ortadan kaldırılmasını onayladınız. Polis koruması almana gerek yok. Bisikletinle işe git gel bakalım. Anayasa Mahkemesi Başkanı'na söylüyorum. Kendi arabamla tek başıma gitmeye ben varım. Sen var mısın dedi. Ve bununla ilgili pek çok yerden şu an bir tepki İçişleri Bakanı'na. Yani bu artan son dönemdeki tehditvari açıklamaların üstüne bir de Anayasa Mahkemesi Başkanı'na hedef alınca tepkiler gelmeye başladı. Bununla ilgili bize ne söylemek istersiniz? Ama ilk önce şunu söylemek isterim. Bakan bu cüreti kimden alıyor? Yani bir yüksek yargı organı başkanına bu denli hitap etmeyi, bu denli tehdit etme cüretini kimden alıyor? Bir kere buna bir bakmak lazım. Bu cüreti şuradan alıyor. İktidar özellikle 2016'dan sonra bütün bir muhalefeti, yani medyasından sokaktaki gösterisine kadar her bir tarafı baskı altına almak istiyor. Şimdi siz cüreti buradan alıyor bakın. Yani Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın Anayasa Mahkemesi'nin kararı hukuk arka planına dayanıyor. Fakat Soylu'nun bu çıkışının arkasında iktidarın ortalığı süt liman etme siyasetine dayanıyor. O bakımdan bunu anlamamak lazım. Ne derler? Anormal görmemek lazım. Onun için ikinci bir boyutu da bakan düzeyinde benim bildiğim kadar Cumhuriyet tarihi boyunca bir yüksek yargı organı başkanına bu şekilde hitap etmek, bu şekilde dolayısıyla tehdit etmek İlk defa görülen bir şey. Çok ayıp bir şey. Çok hatalı bir şey. Bunun mutlaka bir karşılığı olacak diye düşünüyorum. Bu konuda sözünüzü kesiyorum, kusura bakmayın. CHP İstanbul Milletvekili, aynı zamanda Anayasa Profesörü İbrahim Kaboğlu bir açıklama yaptı. Bu sözlerin Anayasanın 153 son, 138 son, 81, 11 ve 17'nin açıkça ihlali olduğu, görev suçu niteliği taşıdığı ve anayasanın yine 106-5 gereği meclis soruşturması açılması gerektiğini söyledi. Ki İbrahim Kaboğlu Hoca yani anayasayı Türkiye'de en iyi bilen kişilerden biri. Benim soracağım şu, sizce meclis bir soruşturma açar mı? Şimdi meclisin böyle bir soruşturma açabilmesi için mecliste bir çoğunluğun olması lazım. Onun için bu soruşturmanın açılmasında AK Parti'nin bir karar vermesi lazım. Eğer bu soruşturmayı açmazsa yürütmenin yani bir bakanın bir yüksek yargı organı başkanına yapmış olduğu bu çıkışı, bu haksızlığı, bu gerçekten terbiye sınırlarını zorlayan bu açıklamayı desteklemiş olduğunu söyler. Siyaseten biz bakanımızın arkasındayız der. Yok eğer soruşturma açılacak konuda meclis soruşturmasını AK Parti grubu onay verirse, destek verirse o zaman da yargı organlarının başkanlarına ve üyelerine karşı da saygılı bir iktidar olacağını göstermiş olur. Şimdi benim görüşüm şu, muhalefetin bakan hakkında böyle bir soruşturmayı meclise getirmesi beklenebilir. Fakat bu mecliste nasıl bir matematik, nasıl bir aritmetikle bu oylama sonuçlanır bu belli. O bakımdan iktidar tarafından, iktidar kanadından da bu soruşturmaya gelmesi lazım, destek gelmesi lazım. Bu bir. İkincisi, ayrıca yine anayasa gereği
savcılığa suç duyurusunda bulunabilir bakan hakkında. Yani bakan hakkında bu konudaki açıklamaları konusunda muhalefetin yapabileceği bir iş de budur. Yani savcılıklara bu konuda anayasayı ihlalden, yasaları ihlalden, kişilik haklarını ihlalden dolayı suç duyurularında bulunabilirler. Bu iki şey içerisinde görüyorum ben durumu. İki durum içinde görüyorum. Anayasa Mahkemesi üyesi Profesör Doktor Engin Yıldırım da bir tweet attı ve ne için diye sordu isim vermeden. Sonra da madde 138, hakimler görevlerinde bağımsızdırlar. Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez maddesini paylaştı. Şimdi bu yargıda çok bildiğimiz hakim teminatı dediğimiz müessese, düzenleme bizim anayasamızda da var. Ama acı olan şey şu ki, yani bu ülkede uzun yıllardan beri yargı bağımsızlığı, uzun yıllardan beri hakim güvencisi teminatı olmamış. Sayın Anayasa Mahkemesi üyesi hakikaten fiiliyatta olmayan fakat yasa ve yasalarda olan bu düzenlemeyi hatırlatması manidar. Yani en azından bu fırsatı, bu olayı bir fırsat bilerek hakim olarak kendini şey yapması, ne derler, anlaması, kabul etmesi ve bunu paylaşması, dilerim bu bir tweet zincirine döner. Başka hakimler de bu Twitter'ı paylaşır. Mesleklerine, hukuk adamı olma onurlarına sahip çıkarlar. Yoksa bugün devletin içerisinde ne bir denge ne bir denetleme kalmış vaziyette. Siyasi iktidar tamamen kuvvetler ayrılığını ortadan kaldırmış vaziyette. Ve yargı yürütmenin talimatıyla hareket eder, anayasa ve yasalara dahi uymaz duruma düşülmüş vaziyette. Sayın Bakan'ın da cüreti bu açıklamayla buradan gelmekte. Onun için bu çıkış, Anayasa Mahkemesi üyesi hakimin çıkışı, bence o açıdan anlamlı görüyorum ben. Peki Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bununla ilgili bir açıklama yapacağını düşünüyor musunuz? Çünkü son dönemde Süleyman Soylu yerine, yani Erdoğan yerine daha fazla Süleyman Soylu'yu görüyoruz ve giderek sertleşen açıklamaları da var. Şimdi biz bu tür çıkışları daha çok Cumhurbaşkanı'ndan bekliyoruz. Ondan görüyoruz daha çok. Soylu'nun bu çıkışı Cumhurbaşkanı'ndan rol çalıyor olarak o gözüküyor bana. Onun için Cumhurbaşkanı bu rolünü başkasıyla, Süleyman Soylu'yla paylaşır mı? Paylaşmak ister mi? Eğer bu çıkışa karşı bir tepki koyacaksa, koyarsa Cumhurbaşkanı, bu çıkışta bunun anlamı ben kimseye rolümü kaptırmam olacaktır. Yok, buna sessiz kalırsa o zaman biz bu oyunda iki tane kişiyiz, iki rol sahibi kişiyiz diye anlaşılacak. Tahmin ediyorum Cumhurbaşkanı bu konuya sessiz kalmayacaktır. Kendi rolünü, kendi ağırlığını tırnak içinde şey yapmamak için, tartışmaya açmamak için bir tepkisi olacaktır diye bekliyorum. Yani Süleyman Soylu'nun istifasının kabul edilmemesinden sonra giderek artan ve sertleşen bir üslubu var. Ve işte AK Parti içinde de hani Erdoğan'dan sonra AK Parti Genel Başkanlığı'na o Süleyman Soylu mu geçecek düşünceleri vardı. Sizin bu açıklamanızdan ben şey anlıyorum, hani biz bu oyunda iki kişiyiz ama Süleyman Soylu bu durumda Erdoğan'ın dengi oluyor. Ve şimdi biraz siyasette mütekabiliyet anlamında böyledir. Yani siz eğer size benzer, sizin tonunuzda, sizin ağırlığınızda, sizin pozisyonunuza göre onunla müdahil, onunla eşit ya da onunla paralel bir çıkışa karşı sessiz kalırsanız, yani o çıkışı bastırmazsanız, sen nasıl oluyor da Anayasa Mahkemesi Başkanı'na bu şekilde hitap ediyorsun diye bir çıkış yaparsa rolünü paylaşmıyor demektir. Burada tek adam benim, tek otorite benim, tek lider benim demektir. Yok, sessiz kalıyorsa o zaman da daha önce istifa meselesinde olduğu gibi, istifasını geri çekmesi meselesinde olduğu gibi, bu iki kişilik bir oyundur.
AK Parti sahnesinde diye anlaşılır o zaman. Peki son bir sorum var. Kaymakamlar operasyonu var. Fakat bu kaymakamlar hakkında adli herhangi bir işlem henüz yapılmadı. İçişleri Bakanlığı bünyesinde yapılan bir operasyon. Ve kulisler emniyette de benzer bir operasyonun olacağını söylüyor. Bu kaymakamlardan yani yerel yönetimlerde, emniyette bir kadrolaşma olarak tanımlananın yüksek yargıya veya yargının tamamına yeni bir kadro ataması olabileceğini de düşünüyor musunuz? Şimdi bir kere devletin idari sistemi içerisinde bu tür atamalar mutlaka tavsiyeler, ricalar, hatırlar, gönüller, siyasi, teknik pek çok nedenle yapılır. Vali, kaymakam, emniyet müdürü gibi atamalar. Bir tarafta cemaatler var. Onların ricaları olur, talepleri, istekleri olur. Bir tarafta milletvekilleri, parti yetkilileri var. Onların ricaları olur. Bir tarafta devletin içinde yüksek bürokrasinin ricaları olur. Sonunda bu atama listeleri, bu talepler, istekler, ricalar sonunda harmanlanır, ortaya bir şey çıkar. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ta başından beri geleneği. Fakat burada bir kritik nokta var, o da şu. Bu ricalar içerisinde siyasi gücü, etkisi daha yüksek olanların daha çok ricaları listeye yansır. Şimdi benim tahminim orada bu tür bir şey dönüyor, trafik dönüyor ama benim tahminim Süleyman Soylu İçişleri Bakanlığı yapısını valiler, kaymakamlar, emniyet müdürleri atamalarından tamamında kendi kişisel gücünü pekiştirmek niyetiyle davranıyor diye düşünüyorum. Çünkü İçişleri Bakanlığı dediğin en efektif, en geniş bakanlık yapısı devlet idaresi içerisinde. O bakımdan orada da Soylu'yla Erdoğan arasında, Soylu'yla başka güçler, bürokratlar, yüksek düzeyli bürokratlar, cemaatler arasında bir gerginlik olabilir. Bir bu atama listesiyle ilgili bir tavsiye ya da itiraz ya da tartışma olabilir. O bakımdan önce zannediyorum görevden alındılar, arkasından kılıfı hazırlayacaklar diye düşünüyorum. Ve zannediyorum bir takım soruşturmalar açacaklar haklarında anladığım kadarıyla. Yoksa bu görevden alınan kaymakamlarla ilgili şu saate kadar kamuoyuna somut görevden alması ile bir gerekçe sunabilmiş değildir. Sevgili Mustafa Paçal, yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederim. Gelecek haftalarda başka konularda görüşmek üzere diyorum. Çok teşekkür ederim. Hadi kendine çok iyi bak, kolay gelsin. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, Gazete Davul'daydınız. Gelecek haftalarda başka konular üzerine başta Mustafa Paçal ve diğer yazarlarımızla görüşmek dileğiyle. Bu arada YouTube kanalımıza üye olabilir, yorum yapabilir, videolarımızı beğenebilirsiniz. İyi günler.